come ha detto Carlo, difficile. Abbiamo fatto buon risultato, abbiamo visto qualità di squadra di Adana. E è partita difficile, però credo aperta, perché abbiamo dimostrato di poter giocare non alla pari, però insomma, di rendere vita difficile ad Adana, che è un club molto importante. Quindi siamo qua, pieni di fiducia, e domani vedremo. Yani futbolcumuzun da dediği gibi açıkçası zor bir maç bizi bekliyor. Adana Demirspor'un kalitesini gözlemleyebildik ilk maçta. Ama her şeye rağmen açık sonuçlu bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta da biz de kora kor bir mücadele vermeye çalıştık. Yani eşitlemeye çalıştık Adana Demirspor'un gücünü. Ama dediğim gibi çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Yani dediğiniz gibi analiz etmek çok çok zor oldu bizler için. Çünkü baktığınızda Adana Demirspor'un bizden önceki sadece iki tane resmi hazırlık maçı gözüküyordu. Ve onlar da bizler gibi geç başladılar ama biz biraz daha fazla oynayabildik. Onları analiz etmek takım halinde zorladı bizi. O yüzden daha fazla bireysel futbolcuların üzerine bir analiz yaptık. Ve maçta da aslında bizim takımın gerçekten bu tarz bir hazırlıktan sonra gerçekten çok iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Çünkü baktığınızda hedef olarak gösterebileceğimiz şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diyemedik. Ama bireysellerin üzerinde çalışarak maça çıktık. Biz de mesela geç başlayarak sezona bazı futbolcularımız sonradan da katıldı kampa. Yani iki takım da aslında çok böyle geç bir başlangıç yaptı hani sezona koşullardan dolayı. Yani aslında baktığınızda iki maç üzerinden değerlendirdiğimizde pek böyle bir avantaj varmış gibi söyleyemem. Çünkü dediğim gibi iki takım da çok geç başladı hani maçlara. Ve bizden önce de sadece bir tane resmi maçları vardı biliyorsunuz. En önemli maçları bizimleydi Adana Demirspor'un. Ama bizden daha fazla kaliteli bir takım olduğunu fark ettik. Bunu gördük ilk maçta. Tek avantaj olarak sayabileceğimiz seyirci atmosferi olabilir. Çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ilk maçlarını. O yüzden bir tek bu şekilde. Yoksa geri kalan konularda eşit değerde olduğumuzu sayabilirim. Yani sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Hani biz bunun farkındayız. Ben uzun yıllardan beri Türkiye'ye dönmüyordum. En son buraya geldiğimde Inter'de oynuyordum futbolcu olarak. Buraya geldiğimizde büyük bir şehir gördük. Büyük bir şehrin büyük bir takımını gördük. Büyük bir camia gördük. Ve ne kadar büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz. Farkındayız Adana Demirspor'un. Ve baktığınızda takım olarak ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Ama yarınki sonuç her iki taraf için önemli bir sonuç olması gerektiğini de biliyorum. Sürpriz bir sonuç da olabilir. Bilemiyorum. Ama yarın nasıl bir kruş göreceğiz sahada diye sorduğunuzda da açıkçası nasıl bir kruş olacak kestiremiyorum. Çünkü az önce saydığım faktörlerden dolayı uzun yıllar sonra geldiğimde gerçekten modernleşmiş ve tabii ki de futbola ne kadar çok önem verdikleri ortada Türkiye'nin. That we can experience this game, experience this atmosphere in Turkey and yes, we cannot wait the match. Tabii ki de iyi bir takıma karşı zor bir maç olacağını hepimiz biliyoruz. Böyle bir kendiliyiz. İlk maçta onların gücünü, Adana'nın gücünü ve futbolcuların bireysel yeteneğini gözlemleyebildik. Ve tabii ki de böyle bir maçta, böyle bir atmosferde oynamak da bizim için deneyimlemek için de gerçekten çok güzel bir şey bizler için. Ama böyle bir maç olacağını düşünüyoruz. Tabii ki de buradaki atmosferi tekrardan deneyimlemek benim için çok mutluluk verici. Çünkü eskiden bildiğiniz üzere Kayseri Spor'da da oynadım ve buradaki her şeyi çok seviyorum. Hem kültürünüzü çok seviyorum hem de yan olarak otellerinizi, Türkiye'yi yan olarak çok sevdiğim bir ülke. Buraya geldiğimde de zaten hani tekrardan kendi evime geliyormuş gibi hissettim. Öyle bir karşılandım. O yüzden gerçekten çok mutluyum buraya geldiğim için. Tabii ki de bu kadar nemli, bu kadar sıcak bir havada oynamak etkileyebilir. Ama eğer zeki koşulları yaparsan ve taktiksel olarak hani doğru oynarsan biraz daha az hissedersin. Ama dediğiniz gibi evet, buradaki iklim şartları biraz zor.